Herkese merhaba ben Zimşistan Simay. Aralık ayını sonlandırırken Aralık ayında neler izledim, okudum vesaire vesaire onları güncelleyişime tanık olacaksınız. Şimdi zamandan kazanmak için bir yandan anlatıp bir yandan yapayım istedim. Umarım batırmam. Hep birlikte göreceğiz. Bazı yerlerde hızlandıracağım tabii ki. Şimdi öncelikle bu günlük günlüğüm. Biliyorsunuz her seferinde her ay için bir okuduklarım sayfam oluyor günlük günlüğümde. Önce onu hazırlayacağım. Bu ay dört tane kitap okumuşum. Bunları şimdi hemen anlatmayacağım. Çünkü medya günlüğümü gezerken anlatmam daha mantıklı olur gibi geliyor. Ben buraları hızlandırıp sayfamı hazırlayayım. Sonra medya günlüğü turunda görüşürüz. Ah. okuduklarım sayfam böyle oldu. Bu ay maalesef iki tane büyük hayal kırıklığı vardı. O yüzden buraya ikisini birden yazdım. En sevdiğim kitap Ferhanız'ın Çiçeği oldu. Alıntı olarak da yine Ferhanız'ın Çiçeği'nden bir kere odaklanıldı mı el işleri kadar zihin oyalayan başka iş yoktur alıntısını seçtim. Çünkü bunu okurken içimden böyle evet 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 diye bağırmış olabilirdim biraz. <laughs> Tamamdır. Şimdi medya günlüğüme geçelim ve bunun aralık turunu yapalım. Bakalım şimdi 11. ay 12'ye geldik. Evet bu ay çok fazla şeye çok fazla zamanım olmadığı için zamanımı daha bir böyle verimli kullanmam gerektiği için normalde mesela bakalım buraya kısma ne yapmışım Buraya da gerçi bir şey yapıştırıp geçmişim ama olsun. En azından birazcık uğraşmışım mesela. Pıt pıt noktalar falan koymuşum. Süsleme müsleme hiçbir şey yapamadım. Elimde fazla kalan ne kadar Christmas'tır, yeni yılda sticker varsa hepsini buraya yapıştırdım. Sonra bunu bir önceki günlük turumda da bahsetmiştim bu şarkıdan. Yok bu şarkı değildi ya o başka şarkıydı. Yine bir Sezen Aksu şarkısının sözlerini yazmışım. Medya olunca tabi hem film hem kitap hem müzik falan filan. Sonra satır aralarında buluşumu, buluşalımı okumaya başladım yazmışım. O zaman tabii böyle rengarenk güzel güzel yazmışım ama kitabı ne kadar sevmeyeceğimi kestirememişim haliyle. Burada boş bir sayfam kalmıştı. Yine Pocket Journal Pem'in görsellerinden bir tanesini buraya yapıştırdım. Sonra satır aralarında buluşalım kitabını okurken bir yandan alıntı falan da yazmışım. Bu nedense hoşuma gitmiş bir alıntı yazmışım buraya. Sonra yine boş bir sayfa, kendimce, kendi çapımda bir çizim yaptım. Sonra buraya demişim ki, bugün telefonumda fıt fıt yapmayı bırakıp... Sanırım o gün şeye, e, vapura binmişim. Burada yazdığımdan ve çizgilerimden onu anlıyorum. Şunu yapmayı bırakıp, vapurda kitap okuyabildim yazmışım. Burada hala satır aralarında buluşalımı okuyorum. Sonra yine Pemi'nin tatlı çizimlerinden biri. Bir de bu ay yine eskisi gibi bir şeyler izleyebilme halime döndüm. Bazıları yeni şeyler, bazı eski şeyler. Eskilere oranla yenilerin sayısı hala daha az ama olsun. Ama olsun. Bir süre hiçbir şey izleyemiyordum. O yüzden o yüzden mutluyum yani. Evet, Cheaper by the Dozen'ın yeni versiyonunu izlemişim. Yani Filmlerin orijinallerini seviyorum ben. Çünkü Steve Martin'i çok seviyorum zaten. O var filmin orijinallerinde. Onlar inanılmaz tatlı ve eğlenceli. Bu da yine tatlı ve eğlenceliydi. Ama böyle işte çeşitlilik yapacağız diye, farklı konulara değineceğiz diye biraz fazla kasmışlar. O yüzden o kısımda pek hoşuma gitmedi. Ama Disney filmi olduğu için de bunu yapmış olmalarına şaşmamak lazım. Çünkü biliyorsunuz yıllardır ırkçı olmakçıla vesaireyle falan suçlanan bir film var yani. Sonra tabii ki Aralık ayında Christmas ve Noel filmlerine düşmesem olmaz. The Noel Diary isimli bir film izledim. Netflix filmi. Yani bu da fena değildi. Ben romantik komedi çıkacak zannettim ama daha çok biraz depresif bir film olmuş. O yüzden o biraz üzdü. Siz biraz yakınlaştırayım mı bu arada? Defter küçülünce. Evet sonra ayın 10'unda en sonunda artık satın aralarında buluşalımı bitirmişim gerek yok ya okumayın yani gerçekten hiç gerek yok bir baştan gizemli adamın kim olduğunu zaten anlıyorsunuz iki o gizemin artık amacı bir yerden sonra eee tamam hadi artık ne olacaksa olsun falan oluyor yani hoşlanmadım hoşlanmadım o zamanımı geri istiyorum aslında sonra ferahınızın çiçeğini ferahnaz mı dedim demin bu arada ya ilk başta bilmiyorum neyse yanlış söylediysem kusura bakmayın Farahınızın çiçeğini bitirmişim bunu bizim kitap kulübü grubumuzdan Canım Aslı Polisiye'nin kraliçesidir. Önceki videolarda söylemiştim. Söylemediysem de ayıp etmişim. Zamanında o bana önerdi. Yani %99.9 eminim ama kanıtlayamam. Kesin o önermişti. Başka kim önerecek ki zaten polisiye bir şey bana? O önerdi. Üstüne epey zaman geçmesine rağmen ben daha ilk kitabını yeni okuyabildim. Ve inanılmaz sevdim, inanılmaz eğlendim. Hem çok güldüm hem de ben sonunu tahmin edemedim. Belki ben gerizekalıyım. Tahmin edilebilir bir sonu vardır bilmiyorum ama ben tahmin edemedim. O yüzden çok hoşuma gitti. Sonra Trevor Noah. Ben normalde stand-up komediyi çok fazla sevmem. Çok böyle çiğ bayat geliyor bana çoğu zaman. Ama Trevor Noah'ın Noah komedisini çok seviyorum. Bir baktım Netflix'e yeni bir şovu gelmiş. Hemen onu da hönkürerek, gülerekten izledim. Sonra... <laughs> Biliyorsunuz Wix'imi takip ediyorsanız no spend yapıyorum ben. Yani ihtiyacın olan bir şey dışında ekstra bir para harcama. Bu ne demek? Eğer o gün gıda almanız gerekiyorsa kendinizi beslemek için okey. Ne bileyim tuvalet kağıdı, kağıt, havludur, işte eve bir şey lazım onu almanız gerekiyorsunuz. Okey onlar sayılmıyor. Ama işte kitap aldım, kalem aldım. Bugün kendimi iyi hissetmek için bir şişe oje aldım falan onları yapmama challenge'ı. Onu demişim. Bozdum ve şurada hemen göstereyim. Keşke yakınımda olsalardı da kendilerini gösterseydim. Hopçik Yaya serisini ben zamanında teker teker farklı farklı sahaflardan toplamıştım. Ama bu yeni baskılarını görünce dayanamadım. Hepsini tek seferde alıverdim ve yakın zamanda bunları da tekrar okumak istiyorum. Sanırım son kitabı hiç okumamıştım daha zaten. Belki baştan başlayıp yine hepsini tamamladım bilmiyorum. Zaman gösterecek. Sonra Hawaii Meteor Mother'ın benzeri olan, bayağı benzeriymiş bu arada izleyince fark ettim. Hawaii Meteor Father dizisini izledim. Yani şimdiye kadar izleyen arkadaşlar böyle hemen ee. falan demişlerdi ama çıtır çerez izleniyor bence gayet rahat izledim yani. Ha dünyanın en iyi dizisi mi dönüp dolaşıp tekrar izlenir mi? Hayır ama izlerken keyif aldım ben yani. Sonra The Lake diye bir diziye denk geldim. Prime dizisi bu da. Yani tam komedi mi olacak, dram mı olacak, ne olacak anlamadım ama tuhaf bir diziydi. Böyle bir kere manzaralar falan çok güzel. Konu da bir değişik. Bilmiyorum eğer ilginizi çekiyorsa böyle bir şey bakabilirsiniz. Gerçi konusunu tam söylemedim size ama. <laughs> i̇şte bu iki kişi adam kendi kızıyla birlikte zamanında çocukluğunu geçirdiği nehrin kenarındaki eve gidiyor. Ama kendi evini yani zamanında onların olan evi kız kardeşine kalmış. O yüzden bir yerde kirada kalıyorlar. Sonra işte kız kardeşiyle tekrar buluşuyor. Eski arkadaşlarıyla tekrar buluşuyor. Onların aralarında bir dramalar, alengirler falan filan bir şeyler dönüyor. Fena değildi yani. Sonra sonra Noel ruhuna tamamen girebilmek için benim Love Actually filmini izlemem lazım. Ancak onu izleyince böyle ay evet yeni yıl geliyor, Christmas geliyor falan diye hissediyorum. O yüzden ayın 16'sında onu tekrar seyretmişim ve demişim ki her zaman ve her zaman bir favori olmaya devam edecek. Doğru. Çok seviyorum ben bu filmi. Yapacak bir şey yok. Sonra yine bu da Prime'daydı sanırım. Amazon Prime'daydı. 90'ların en iyileri diye bir seri buldum. Ben 90'lar çocuğu olaraktan, <laughs> yaşım çıkıyor meydana ama olsun. 90'lara dair her şeyi çok seviyorum ve çok özlüyorum. O yüzden oturup bunu da tek seferde izledim. Çok böyle tabii Amerika odaklı falandı ama böyle küçüklüğümden hatırladığım şeyleri, sevdiğim şeyleri görmek falan çok hoşuma gitti. Böyle çok peş peşe izlenecek bir şey değil ama arada bir bölüm, ikinci bölüm falan diye izlenebilir bence. Sonra The Last Days of American Crime'ı birisi önerdi bana. Zaten baştan da çok büyük bir beklentin olmasın falan diye söylemişti. Ama böyle şey işte kocaman silahlar, sürekli birbirlerini vurmalar, arabalara taklalar, işte arabalar yanıyor, karavanlar yanıyor, bilmem ne. Böyle bir sinir atacak ha ha bir şey istiyorsanız izlenebilir. Ama yine dediğim gibi çok fazla bir şey beklemeyin. Sonra tabii ki romantik komedi dizisi olarak ve yılbaşında da bu tarz şeyler çok geldiği için hiçbirini kaçıramam lazım. Something from Tiffany's izledim. Yani hani tatlı bir filmdi ama yani benim filmle ilgili favori kısmım şeyde neydi? Allah'ım yılbaşı aklıma gelmedi. Yılbaşı Noel zamanı New York manzaraları filmin en sevdiğim kısmıydı. Onun dışında eh, yani. Your Christmas or Mine inanılmaz tatlı bir İngiliz filmiydi. Bunu sadece isminde Christmas var diye böyle rastgele bastım bir izleyeyim bakayım ne olacak falan diye inanılmaz tatlı bir romantik komedi çıktı. Bunu çok sevdim. Sonra <laughs> 5 yıl sonra isimli kitabı bitirişime geliyoruz. Bundan nefret ettim yazmışım. Yani gerçekten sonra ben kitapların içinde o teşekkür kısımlarını falan da mutlaka okurum eğer öyle bir şey varsa kitabı bitirdikten sonra bununki de okudum. Tabi arkasında böyle yazarın kısa biyografi gibi bir şeysi de var. Orada şey diyor. Televizyon için falan da senaryo vesaire yazıyormuş. Yani biz o kadar böyle benim kitabımı film ya da dizi bir şey yaparlar diye kasarak yazmış ki böyle işte New York'taki bir sürü restoranın ismini veriyor, onları anlatıyor bilmem ne falan filan. Tamam hani böyle bildiğiniz yerleri ya da hani bilmediğiniz de olabilir. Yerleri görmek gerçek yerleri, onlar hakkında bir şeyler öğrenmek güzel ama yani kastı o kadar belli oluyor ki aşırı uzun sürmüş. Konu zaten dünya saçmasıydı ve ben her ne kadar açık fikirli bir insan olsam da sinirime dokunan bazı noktaları vardı. Ama olur da okumak isteyen olursa ben yine de spoiler vermeyeyim. Ama yani es geçebilirsiniz bunu diyebilirim. Sonra Only Murders in the Building'i ilk sezonu çıktığı zaman izleyip inanılmaz sevmiştim. Ama ikinci sezon çıktığında biliyorsunuz işte izleyemiyorum edemiyorum modumdan dolayı oturup izleyememiştim. Hatırlamak için birinci sezondan başlayıp ikinci sezonun sonuna kadar hepsini tekrar izledim. Sonra yine Christmas filmlerinden devam edeyim isteyerek I Believe in Santa Santa'ya inanıyorum isimli bu filmi gördüm Bir Netflix filmiymiş Yani Kaç bakayım aynen 20 dakika falan izledim Dayanamadım direkt kapattım yani Çok kötü böyle hani Böyle Kimsenin doydu yapamadığı Hikayenin tam ne olduğunun belli olmadığı o Eski Hallmark filmleri var ya onlar gibiydi Gerçekten sinirimi bozdu Sonra bir Kayık'ta Üç Kafadar isimli kitabı okudum. Buraya ondan alıntılar yazmışım. Epey bir alıntı yaptım. En şahane kitap mıydı? Hayır değildi. Ama ben bazı yerlere inanılmaz güldüm. Bazı yerlerde canım sıkıldı. Yani tek bildiğim ben bu adamlarla hayatta bir kayağa binip de ya da herhangi başka bir şeye binip de bir yerlere gitmem. Tek bildiğim o. Ama bazı yerlere gerçekten çok eğlenceliydi. Sonra yine izlediklerimden devam. Ne Hamptons bu? Üstünü okuyamıyorum. Forever Summer Hamptons. Allah'ım bazen bu tarz böyle reality show'lara düşebiliyorum. İzlerken böyle Allah'ım ben ne yapıyorum şu anda? Neden bunu seyrediyorum falan diyorum ama bir yandan da sonrasında ne olacağını merak ediyorum. Bu da aynı öyle bir şeydi. Bir grup gencin Hamptonlarda geçirdiği bir yaz. İşte reality şovumsu yerseniz artık drama 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 işte aşık oluyorlar birbirleriyle kavga ediyorlar falan falan böyle klasik ergen şeyi ama izleniyor mu? İzledim yani ben izledim şahsen. Sonra canım Charlie Hanım'ın Aynı isimli kitaptan uyarlanan Şantaram dizisini izlemeye devam ediyorum. Ama bunu gerçekten böyle dikkatli, aklımı vererek, kafamı vererek izlemem gerekiyor. O yüzden böyle peş peşe çok fazla bölüm izleyemiyorum. Hala devam ediyorum bunu izlemeye. Sonra yine böyle arkada çalsın, çıtır çerez, tatlış bir şeyler olsun diye zamanında izlediğim New Girl dizisini tekrar izlemeye başladım. Tam bütün sezonlarını bitirmemiştim, onu hatırlıyorum ama izlemeye başladığımda şunu fark ettim ki izlediğim kadarını da çok hatırlamıyorum. O yüzden şu an tamamen yepyeni, tatlış bir diziymiş gibi. Arkada çalıyor böyle ben bir şeyler yaparken. O da hoşuma gidiyor açıkçası. Sonracığıma onunla birlikte yılı Shit Creek izleyerek, izleyerek bitiriyorum arkadaşlar. Onun da buraya şeyini basmışım, koyarım diye. Şu dizi. Ben bu diziyi inanılmaz seviyorum ve gerçekten işte böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlarda ya da böyle enerji ihtiyacım olduğu, modelimi düzeltmeye ihtiyacım olduğu zamanlarda rastgele bölümlerini açıp oturup seyrediyorum. Hatta bazen şimdi yaptığım gibi ta en başından başlayıp izliyorum. İnanılmaz tatlı, inanılmaz güldüğüm bir dizi. O yüzden hiç izlemediyseniz bir bakın diye öneririm şahsen. Ve böylece de artık ne zaman izleyeceksiniz siz bunu? Siz bunu tabii 31 Aralık'ta izleyeceksiniz. Ben o zaman hala yeni yıla girerken Şişrik izliyor ve şu an elimdeki kitabı okuyor olacağım. Yeni bir şey olmadığı için yılın son videosu olarak bu videoyu yapmak istedim. Lütfen kanala abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için alarmları açmayı derken bir dakika. Bunu yazmamışım. Çok pardon. <laughs> Tam kapanış yaparken yapıp geri dönmüştü. Şuraya Farah'ınızın çiçeği yazacağım. Bu ayki favorim de o çünkü. Bunları unutmayalım değil mi? Farah'ınızın çiçeği. Bu da işte yabancı book blogger'larda gördüğüm book bracket dedikleri bir şey. Bu arada 2022 yılında okuduklarımı ayrı bir video olarak çekmek istiyorum. Kitapla da ayrı bir video yapmak istiyorum. O zaman beraber işte bunu kullanarak, bu bracket'ı kullanarak favori kitabımı seçiliş sürecimi de beraber yaparız istiyorum. Ne zaman vaktim olacak o video ne zaman gelir bilmiyorum ama öyle bir niyetim var. Umarım gerçekleşir. Evet şimdi artık <laughs> hatırlatmalarımı yapabilirim. Lütfen kanala abone olmayı, beni instagramdan takip etmeyi, yeni videolardan haberdar olmak için alarmla da açmayı unutmayın. Hepinize nice mutlu yıllar diliyorum. Umuyorum 2023 hepimiz için mutlu, huzurlu, sağlıklı, şahane bir yıl olur. En azından önceki birkaç yıldan daha iyi olur diye umuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.